Ziyafet ablasına kutlama yaptı Elif. Evet, çok mutlu oldum. Ama millete laf diyordu, şov yapıyor O şov diye. yapmadı. Şimdi hani herkes yapıyordu, o farklı yani. Böyle mutlu oldu çünkü bizim amacımız farklıydı, buraya geliş amacımız. Az da olsa hani bir yol kat ettiğimizin farkına vardık yani. Bir ay oldu, bir aydan sonra bir zahmet olsun yani. Sen ne düşünüyorsun Melisa? Kesinlikle Elif alsın. Ben de geçen hafta ciddi anlamda bunu istiyordum ama biraz fazla abartı buldum şeyi, kutlamayı falan, konfeti falan patladı. Konfeti patlattı, Evet pankart biraz yaptırdı. evet Bir de biraz fazla 85 yani. hedefi koymuşlar. Evet. 80. İnşallah. Kız sen Cansu'yu 30 alınca hala ne Vallahi bekliyorsun diyor. Niye 85? Ama şunları takınca farklı Hak oluyormuş verdin mi kız. Kıza şimdi? Kesinlikle hak verdim. 85 fazla ya. Çok büyük bir hedef değil mi? Çok çok büyük, büyük bir hedef tabii ki de ama işte yapacağız inşallah. Bakalım. Buradan ben sesleniyorum. 30 alırsam adımımı atmayacağım. Sözüm söz. Burayı mı adım atmayacağım? Aa, şey yapmayacağım, kız ben gideceğim. Kız kayınvalidem öyle düşünüyor ama ben de çok fazla kalmam. Benim bebeğim var evde, oraya gideyim ya. Hani yani yetebilecek kadar alayım. Gerisi herkes alsın ya. Burada herkes alsın. Bir hafta ben alayım, bir hafta o alsın, bir hafta o. Bu hafta kim alsın Elif? Bu hafta... Ben alayım da. Bana bir hoş geldin hediyesi olsun canım. Ben geldim, bana hala tamam, hoş geldin arasında, çeyrek yeter, İkinizin arasında kavga çıkmasın, ben alayım ya. biraz önce herkes alsın diyordun. Tamam siz de alın. Ya ne bileyim işte, hepiniz alalım yani. Herkese beşer tane bilezik istiyoruz bu hafta. Ama şimdi bu hafta kim elenecek, o da var yani. Birimizden birisi elenecek. Nasip artık bakalım yani. Kim alacak bakalım, göreceğiz. Nasip dediğin gibi. Ben geldiğim gibi gitmeyeyim de kızlar. Yok kız, gitmezsin sen. Ben öyle hissediyorum. Ya sevdiniz mi beni? Evet sevdik. Ben de sizi çok sevdim. Geldiğim gibi gitmeyeyim de. Sözleşme imzalattılar bir tane. Bana sözleşme getirdi ama hiç anlamadım. Ben de imzaladım. Acele acele anne dedi bir buna imza et. Ben de attım çünkü gelene güvenmeyeceksin. Kime güveneceksin? Yabancı olsaydı alır okurdum ama kendi gelinim. Bir de Elif'e güvenim sonsuz. Ama imza... Ne yazıyorsa bilezikler artık benim falan diye ne yapacaksın o zaman? Aa, olmaz canım, öyle olur mu? Ama imzaladın. Olabiliyor, yırtarım o kağıdı. Ya. Yırtarım. Yırtamazsın. Sen orada görmedin, ha bile bir alttan bakıyordun. Ne yazdığını görmedim ama 4 tane şey vardı, madde vardı orada. 4 madde. Evet. Ama ne yazıyor bilmiyorum. Bence Elif okuman lazım. Bence Elif bilezikleri vermemek için sana imza attırdı. Yemek yedi, mane yaptı orada. Hemen imzayı at diye. Attım vallahi. Hiç düşünemedim. Ha bak, yabancı biri getirse okumadan asla imza atmam. Öyle de bir akıllı kadın. Ama Elif'e ne bileyim ama yani kendi gelinim güvenmeyeyim. Kime güveneyim? Sana mı güveneceğim? Ama Elif öyle bir şey yapmaz. Yok canım o yapmaz ama yapmaz. Onu, o bilezik onu da alırım ben. 10 tane imza da atsa ben ondan alırım. Ziyafet abla sen hani diyorsun ya ben uyanık kadınım diye. Uyanım. Bence o uyanık ki yemeğim, anne geç kalıyorum yemeğimi yapacağım dedi. Ya, sana geldi hemen imzayı attırdı, öyle değil mi? Ben ona gene de güvenirim. Sen uyanırım diye geçin. Geçin bak gene uyanım. Bence Elif daha uyanıklık yaptı. Gene de 5 bileziği parmağı koluna takınca Elif daha uyanık oldu. Olsun. Kayınvalidem elinden bilgisayarımı yani almasın. Bana sökmez, bana yapamaz uyanık. O kadar şey yapmaz. Yaptı ya. İmza ya, yaptı sana. Ben çok gene uyadın. Alırım, gene alırım. İmzayı okumadım, acele etti. Alamazsın. Okuma yazmam İmza olmadığı için gene de ben o bileziği alırım. Okuma yazman yoksa o zaman birini okutacaktın, ondan kimse sonra kimse yoktu zaten çevremde. Gelin okuyabilirdi. Sebirsiz ki beni, bana da okuyacağız. Elif okuyabilirdi. Sende okuma yazma yok mu? Var da o acele nasıl okuyayım, anne dedi çabuk yap. Yemeği, anne orada dedi çabuk yap dedi, yemeğe saatle yarışırım, çabuk çabuk yap. Ben de dedim attım imzayı gittim. İşte sana heyecan zaten yaptım. Zaten bana soğuk su da verdiler üstüne, bir bardak soğuk su da üstüne içtim. Gitti 5 bilezik. Gitti bilezik, gitti, gitti Elif. Gitti. Ne yaptın gitti, Elif? Gitti bilezikleri gitti. Gitti 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 Elif gitti bilezikler. Gül gibi bilezikler gitti. He gül gibi. Bir de sen Sevgili ablayı eleştiriyordun şov yapıyor diye. Bugün sen konfetiler, lokumlar. Ben şov yapmadım. Ben olanı yaptım. Ben toplu yaptım. Bir dakika, ben olmayan bir şey mi yaptım? Sen olanı yaptın. Sen bize kaynanalara gıcık yaptın. Ben Yok, toplu. Hayır. Gel. Öyle mi sevgili abla? Hayır canım, ben mutluluğumu onlarla paylaşmak istedim ama onlar niyeyse hazmedemediler. Sevgili hanım kendine konuştu gene vallahi. İşte 30 saniye. Bak 35 diyecektim. Torba dolsun bir konuştu gene. Boş konuştu. Bak ben orada toplu Fatih Bey'i bile yollamadım. Dedim bir dakika benim bitmiş tatlı dağıtacağım, bir işim var, otur bekleyelim ama sen benim kaynanalara getirdin, dedim bize gıcık olsun diye.
Ben gelinlere, herkese top insanlara yaptım. Valla sen öyle, siz öyle anladıysanız benim sorunum değil. Hmm. Ben gayet iyi niyetimle 30 bileziği kutlamak istedim. Sen hava attın, havan da yemedik. 5 bilezikten öyle konfeti, monfeti 30 tane alsan herhalde taklatacaksın. 80 alacağız. 30 sene kim dedi? 85 lazım. 30 5 saat cebde. 30 kim dedi sana ki? 85 30 kim sene dedi? Kaç? 85 oldu. 80. 5'i cebde 80'imiz kaldı. Alacak mısınız? Alacağız tabii. Allah'ın izniyle alacağız. Kayınvalideler izin verecek mi buna? Verecek vallahi onlar. Onu artık göreceğiz. Göreceğiz tabii. Yaşadık. Yaşadık da göreceğiz. Yarıştık da göreceğiz. Kimin alıp kimin almadı. Biz alacağız. Biz kararlıyız. Burada varız 4 kişi. Alacağız. Sen kendin. Demek ki yapayım. Ayda bir kişi alsın. Daha sonra uzun gelin geldi. Uzun gelin geldi ya. Uzun gelin. Güzel bir gelin geldi. Yarışması Yağmur. Geldi. Yağmur. Yağmur. Ya Nur. Ana avundan konuş kurban olayım. Ya Nur. Ya Nur. Ya Nur diyeceğim. Zorla mı? Ziyafet Hanım söyleyemiyor. Yağmur diyor. Ya Nur. Yağmur. Yağmur. Yağmur diyeceğim. Yağmur. Ya demeyelim. Zorla mı? Benim dilim. Olmaz. Yağmur diyeceğim. Olmaz. Benim ismim de söyleyemiyorlar. Ne yapıyorsun? Belki milletin dilini koparayım. Ne yapayım yani? Ama Yağmur denmesini istiyor ismi çünkü. Evet. Uzak bu düşünüp gelecekti ki buradan söyleyecek. Ya düşünüp de yeni gelecek. Annesi ve babasına laf tutuyor. Yağmur. Yağmur. Nur. Nur. Yağmur. Nur'u söyleyebiliyor musun? Yağmur. Söyler söyler. Yağmur. Evet. Sen onu anlatıyordun. Söyle bir daha. Yağmur. Ha, tamam. Yağmur ama öyle şimdi dikkatli konuştuğum sıra konuşayım diyemiyorum, söyleyemiyorum. Sen Cansu gelince ne yaptı? Yağmur gelince? Bak o Nezahat Hanım söyledi. Bir dilik bu desene elini. Uzun gelin geldi, o güzel gelin geldi. Yağmur içeri girince Cansu etti şöyle bir şok nasıl yaşadı. Etti şaşırdı, bir şoka girdi. Beklemiyordu yani. Tabii ki o da güzel, uzun hepsi boylu güzel, kızımız. Hepsi çok güzel, güzel. Hepsi güzel. Peki kıskandığı için mi böyle yaptı yoksa? Bence biraz kıskançlık oldu gibi geldi. Yani benden daha güzeli geldi diye Cansu bozuldu. Öyle mi sevgili abla? Bence öyle değil. Kıskanan insan o hareketi yapmaz, daha farklı hareketler yapar. Bence o çok beğendiği için öyle yaptı. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben görmediğim için hareketi bir yorum yapamıyorum. Yani. Görmediğim için hareketi yorum yapamıyorum. Alışabildiniz mi? Çok evim gibi, çok onun güzel. Için, onun için çok... eğer bacaklarını yaymış yatmış, ayaklarını topla. Kızım topla o ayaklarını. Diyersen evde oturmuş uzanmış yat. Topla diyelim topla. Bir uzadı kızım bir topla böyle o ayaklarını yapıyor. Ya. Bana diyor topla. Normal oturuyorum, böyle yapıyorum. Topla diyor ayaklarım Nezahat. Topla diyorum. Siz Nezahat Hanım diyorum bak sana. Nezahat. Nezahat orası. Ziyafet Hanım böyle herkese birazcık bakıyor yani, görüyor. Bakıyorum, dikkat ederim. Görüyorsun. Bak, kendini yaymış. Tuğçe abla da öyle oturuyordu. Evet sanki. Tuğçe de öyle. Tuğçe'yi zaten Allah almıyor. Teyze. Teyzeciğim git. Selam söyle burada. Tuğçe teyzeme çok selam. Onu öpüyorum. Bir de şey vardı, bir tane teyze abla gene vardı. Şenur ablama da selam, onu da çok seviyorum. Hediyeleri unutma. Hediyelerimi unutmayın Şenur abla. Gönder hediyemi de. Terlik. Ne söylemiştin? Terlik alacaktı. Ayakkabı alacaktı. Ortopedi. Gelmedi mi daha? O gelmedi, bekliyorum. Ayaklarım hep şişti. Ben 2 haftadır gelen yeni gelinleri çok seviyorum. Elif'i de çok seviyorum zaten ama 2 haftadır üst üste böyle tatlış insanlar geldiği için hoşuma gitti. İkisi de gayet güzel. Bak ne güzel sohbet ettik, eğlendik. Yoksa sen tartışmayacaklarını mı düşünüyorsun? O yok, yüzden o tartışsalar da olur ama hissedersin bir şey, anladın mı? İlk günden gelip sana böyle alttan böyle garip bir mesaj veriyorsa o insandan o elektriği aldığın anda o insana karşı hep şey olursun, bir duvarın olur, anladın mı? Şimdi yok, bu kızlar gelmiş böyle güzel güzel konuşuyorlar. Tartışırsın, olur, insanız, illaki tartışacağız. Altında derin manalı böyle art niyetli içerikler olmasın derdimiz o. Üçümüzü de seviyor musun Cansu? Evet, üçümüzü de biz de seni seviyoruz. Teşekkür ederim. Yalnız bugün bayağı şey oldu.
Sevgi pıtırcığıyız. Aynen evet. Bugün forever. Senin dediğin gibi. Evet. Emel de gitti. Cansu arkasında kutlama yaptı. İşte, kutlayacağım tabii. Elif biraz karşı çıktı. Kankası geldiler, el çakıştılar, ettiler. Göndereceğiz, göndereceğiz diye diye evet, gittiler. Arkalarına baka baka bir tiplet gittiler. Bak, dilim dolandı artık. O kadar mutluyum. Karşı çıktım ama ya ne bileyim böyle birilerinin arkasında mutlu olmak benim hoşuma gitmiyor. Yani bir de bir şey almadan yani, gitti ya. Giden var, giden evet, var şimdi Elif'cim yani. Ezgi de gitti onun arkasında. Yani ben de durduk yere mesela ama sen gideceksin. Şimdi bir şey demem ama yani ben de insanların damarına çok bastılar tabii, canım. Tabii tabii. Bu benim damarıma basmasan zaten evet, şey yapmam. Çok bastılar. İzledim ben. Bu mesela bir şey söylüyordu. O kadar. Saygılar. Ezgi geldi seni benzetmemiş şey Türkan Şoray'a. Bak demek ki sen daha az değilsin. Ezgi ha. O mesele. Gençler benim öyle bir iddiam yok zaten. Benzetmeyebilirler. Yani tabii benzetirlerse bu benim hoşuma gider ama benzetmezlerse de ben buna şey olmuyorum yani. Bana böyle sadece tavırlı tavırlı söylüyorlar. Hayır benzemiyorsun diye. Doğrudur benzemiyorum. Tamam soralım tek tek benziyor mu? Benzemiyorsun. Ya sen ne diyorsun ya? Benzemiyorsun ya. Teşekkür ederim. Tamam. Hayır. Yağnur benziyor mu sence? Bence benziyor. Gayet güzel bir bayan. Türkan Şoray'ın da gençliğine çok benziyor. Menekşe gözlü o da maşallah. Ne yapsak Türkan Şoray? Ve bu onu mutlu ediyor. O da var. Memnun durumdan dolayı. Aynen. Övülmekten hoşlanıyorsun. Gülüyor, hoşlanıyor. Hayır, ya herkes hoşlanır. Buna bir alan kulda çıkıp demesin. Ben güzel bir bayana benziyoruz değil mi? Sultanımıza benziyoruz. Hele ki yani Türkan Şoray olunca mevzu. Tabii ki de hoşuma gidiyor. Benziyor. Seni de Meryem Uzerli'ye benzettiler. Evet, beni de ona benzetiyorlar. Daha önce de benzetiyorlardı. Bak bunu benzediğimi sor. Düşünüyorum. Bak, oğlum sor. Bile benzetiyor. Eşim, bak, oğlum. Taylan bunu sor. Bu gerçekten benziyor yani ama benzemiyor. Ne yapayım yani? Kız ben kayınvalideme benzemeye başladım. Sen açıldın. Bak ben evet, sana dedim. İlk zamanlar sen böyle değildin. Kendini buldun. Özgüvenin geldi. Acaba şunlardan dolayı olabilir mi? Olabilir, olabilir. Altının yüzü olabilir, güzeldir. Olabilir. Ezgi'nin bileziklerini öyle. Gözümü alamadım yemin ederim. Buradan gözümü buraya alamadım. Kadar takmış. Hakikaten yeni gelinler gibi. Katlanmış üstüne. Kaç yıllık evli Ezgi? Bilmiyorum ki. Ama yeni gelin gibi. Buradan buraya benim evlenirken o kadar Adana burmam yoktu yani. Benim hiç yoktu. 4 tane vardı. Yavrum da herkese. Akıyamam ben sana. Cansu gel. Artık çok açmıyorlar.